Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle milli takımımızdan bahsedeceğiz. Biraz önce tamamlanmış olan Türkiye-İsviçre maçının maç sonu değerlendirmesini yapacağız. Genel turnuvayı değerlendireceğiz çünkü milli takımımız 2020'ye veda etti. Kötü futbol oynandığını düşünüyorum. Beklenenin çok altında kaldı oyuncularımız. Ama şunu net bir şekilde hepimiz gördük. Seviye farkı çok fazla, seviye çok yüksekti ve milli takımımız bir tane gol atma başarısı gösterdi. Kalesinde 8 tane gol gördü. Ve birçok da pozisyonu zaten Uğurcan Çakır önledi. Bence farkı önledi. Biz yoksa daha farklı maçlar bitireceğimizi düşünüyorum ben. Yani oyuncularımız açısından bakıldığı zaman hayal kırıklığı oldu. Şimdi ligimize baktığımız zaman İtalya 9 puan. Galler 4 puan ikinci olarak çıktı. En iyi üçüncüler de çıkıyor biliyorsunuz ki İsviçre de yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Biz de arkadaşlar 0 puanla elendik. Veda ettik 2020'ye. Çok çabuk olduğunu düşünüyorum ben ve hani Galler takımına baktığımız zaman genelde Premier Lig ağırlıklı, Championship'te oynayan, güçlü, kuvvetli, çok iyi bir takım olduğunu her zaman vurguladık. İtalya'yı zaten saymıyorum. İtalya final oynar. Çok ekstra bir takım İtalya arkadaşlar. İtalya gerçekten lige damgasını vuracaktır diye düşünüyorum. Şimdi bakıldığı zaman İsviçre de gene çok iyi. 10 numara kaptanlarını gördünüz. Hani İsviçre'nin kadrosuna bakalım arkadaşlar. Bugünkü bizim maçımıza göre değerlendirme yapalım. Hemen ekranımdan açıyorum ben de. Şimdi İsviçre'den mesela arkadaşlar 10 numarasına baktığımız zaman Arsenal'da oynuyor. Hepimiz tanıyoruz zaten. Santafor'u Seferovic mesela Benfica'da oynuyor ve bu sene liginde 26 tane gol atmış. Zaten Shaqiri gibi defans hattı olsun hepsi birbirini tanıyan, tamamlamış, hep beraber oynamış, tecrübeli bir takım. Bizim bu turnuvada en büyük eksikliğimizin tecrübe olduğunu düşünüyorum. Çok tecrübesiz bir takımla çıktık. Bütün oyuncularımız neredeyse Avrupa Şampiyonası'na ilk defa katıldılar. Burak Yılmaz dahil diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam ilk defa katıldılar. Ve tabi bu da sonuçları bize pahalıya mal oldu. Teknik ekibe bakıldığı zaman formu çok düşüktü. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'mizde kadroya bakmak istiyorum en öncelikle arkadaşlar. Gerçekten çok farklı bir kadro tercihinde bulundu Şenol Hoca. Şimdi bakıldığı zaman kalede Uğurcan Çakır. Bizim defans hattı bir kere 3 maçtır 3'ünde de farklı defans oynadı. Birinde Meri'yi kesti. Biliyorsunuz Kaan'ı koydu. Kaan'ı orta sahaya çekti. Atıyorum sol bekte Umut Menaş sakatlandı. Mert Müldür'ü koyduk falan derken orta sahada bir Kaan'ı önü burada gördük. Bir Okay'ı gördük. Sürekli orta sahadan Okay, Ozan çıktı. İrfan, Kaan girdi derken Şenol Hoca sürekli bir arayış içerisine girdi. Bir maçta Halil Dervişoğlu'nu gördük. Enes Ünal'ı hiç görmedik. Mesela hatırlayın, turnuvanın daha ilk başında ben ne dedim arkadaşlar? Abdülkadir Ömür büyük ihtimal hiç oynamayacak, hatta kadroya dahi giremeyecek dedim arkadaşlar. Tamamıyla Şenol Hoca'nın birkaç tane oyuncu Beşiktaş'tan Rıdvan aldı, Galatasaray'dan Kerem'i aldı, Trabzonspor takımından Abdülkadir Ömür'ü aldı ve hani büyük takım kontenjanı gibisinden düşündü. Hani her kesime birazcık hitap edeyim dedi diye düşünüyorum. Ama ligimizde Halil Akpınar gibi ve birçok böyle sayabileceğimiz oyuncular var. Bu oyuncuları götürmekten yana kullanmadı tercihini ve hiçbir şekilde kadroya 3 maçta bile almadı. Bu maça bile Abdülkadir Ömür'ü kadroya almadı ki şu takımda Kerem dahil arkadaşlar, bakın Kerem, Abdülkadir Ömür topla dribling yapan, dikine girebilen, oyuncu eksiltebilen ender oyuncularımızdan bir tanesi. Hani girebilirler miydi, oynayabilirler miydi? Bir 5 dakika, bir 10 dakika da olsa şu maçta Beşiktaş'tan Dorukhan oynayacağına ben Abdülkadir Ömür'ün oynayabileceğini düşünüyorum. Santrafor'a mesela Enes Ünal'ı neden koymuyoruz? Biz neden kadroda Enes Ünal bekledi? Neden biz bu oyuncu Avrupa Şampiyonası'nda izleyemedik? Bunların hepsi soru işareti. Şimdi en önemli detay, biliyorsunuz Antalya'da bir kampa girildi. Ailelerle kampa girildi. Milli takımımızın ben hiç hazır olmadığını gördüm. Ne mental anlamda ne fiziksel anlamda biz hazır değildik. Bir bıkkınlık, bir yorgunluk, sanki turnuva bitse de gitsek havası vardı. Ve bu da tabii ki de milli takımımıza pahalıya mal oldu. Konsantre de çok düşüktü. Şenol Hoca'nın performansını çok bir şey demeyeceğim, eleştirmeyeceğim. Ama performansını düşüktü Şenol Hoca'nın da. Ben bazı şeyler şartlanmış ve değişikliklerini hemen hemen biraz ezbere yaptı diye düşünüyorum. Şimdi biz turnuvayı bir de şu boyuttan bakmak istiyorum. Bugün bakıyorum TT Uğurcan Çakır 3 maçtır. Bence takımın en formda, en ayakta kalan ismi. 8 tane gol yemiş olabilir ama yediği goller neredeyse 6 pasın içinden ağzının üstünden vuruyorlar. Şimdi bir tane golü çıkartmışlar. Hani Şakir'in 3. attığı golde arkadaşlar 2 metre mesafeden adam vurduğu şut belki de 120, hareketli topa vuruyor. 120-130 km hızla gidiyor. Görme ihtimalin yok o topu senin. O topu görme ihtimalin yok. O topa neymiş? Uğurcan Çakır değil de Altay olsa kurtarırmış. Uğurcan Çakır gündemde yani. Uğurcan Çakır gündemde. Ya işte milli takımı benimsememiz gerekiyor. Takımcılık yapmamamız gerekiyor. Ozan Tufan'ın pas hatalarını görmeyenler, atıyorum Uğurcan Çakır'ın yediği gollere laf atıyor. Bizim Ozan Tufan'ı bir tarafa koy, Uğurcan Çakır'ı bir tarafa koy. Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'la oynayan 10 numaramızda
Ben iki tane pas göremedim mesela. Bizim bunları değerlendirmemiz lazım. Takım anlamında taktiksel bir hareket, bir bütünlük göremedik. Mesela milli takımımız bu maçta hangi formatta oynadı? Sistemimiz neydi? Hücum anlayışımız neydi? Rakip kaleye gittiğimiz zaman biz sete mi çeviriyoruz oyunu, yoksa kontratak mı oynuyoruz? Yoksa rastgele ayağına alan şut mu atıyor? Taktiğimiz neydi? Bizim öncelikle bunları bir değerlendirmemiz gerekiyor. Bunları tartışmamız gerekiyor. Türk futbolundaki neler yanlış, neler doğru, dert çıkartmamız gerekiyor. Biz düşmüşüz, Uğurcan Çakır'ın kalesi yok, Altay geçmeli. Orta sahada Ozan değil de yok, Abdülkadir oynamalı. Yok İrfan Can'ı sonradan almış, Yusuf Yazıcı'yı neden kesmiş? Bizim bunları bir tarafa koymamız lazım. Kim oynuyorsa oynasın, sonuçta milli takımın oyuncusu, milli takımın formasını giyiyor. Takımdaşlık, adamdaşlık yapmayacağız arkadaşlar, yapmayacağız. Yaparsak işte birlik ve bütünlük olmazsa görüyorsun fatura ağır kesiliyor. Formsuz Şakir'i kral yaparsın. Adam gelir iki tane atar. Ülkesini eleştirilen, son zamanlarda kötü oynayan Şakir'i geliyor sana form şov yapıyor gidiyor oyuncu yani. Alkışlatıyor, teknik direktör oyundan alıyor. Yani şu gruptan çıkamaz mıydık? Yani Fransalara karşı çok iyi sonuçlar almışız. Milli takımımız buraya kadar getirmiş o emekler, o kavga, o dövüş. Biliyorsunuz birçok sıkıntılar yaşadı milli takımımız deplasmanlarda. Havalimanlarından geçirmediler. Çift pasaport, böyle pasaportlardan çifter çifter kontrollerden geçtiler. O günleri gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman da üzülüyoruz tabii ki de. Euro 2020 hepimizin hayaliydi. Biz taraftarların da hayaliydi. Bu çocuklar, bu gençler yapacak dedik. İnandık. Yeni bir jenerasyon dedik. Ama jenerasyonu da çok şişirdik. Güneş gözlükleriyle pozlar. Birazcık balon patladı diyebilir miyiz? Diyebiliriz maalesef arkadaşlar. Çok ağır konuşmaya gerek yok. Sonuçta milli takım oyuncuları oraya gittiler. Milli takımımızı, Türk bayrağımızı temsil ettiler ama bir balonda, o balonun ben patladığını düşünüyorum. Gerçekten üzüldük. Üzücü bir gece. Hani Euro 2020 ile alakalı düşüncelerimi merak ettiğiniz için bana video atmamı istiyorsunuz. Ben de sizleri kırmak istemedim. Bugün Euro 2020 ile alakalı düşüncelerimi söyledim. Hani futbol anlamında çok bir şey göremediğimizi özet olarak geçip videomuzu tamamlayalım. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Abdülkadir Ömür'ü turist olarak götürdü. Ben buna kesinlikle yanlış bir hamle olarak görüyorum. Orada Şenol Hoca 15-16 tane oyuncuyla gitmiş. Gerisi turist arkadaşlar. 4-5 oyuncu orada turist olarak götürmüş. Oraya eğer 23. adamı yazıyorsa o 23. adamı ben bir maçta kullanacağım diye yazarım. Ben 23. adamı orada 3 maçta da ben bunu oyuna almam diye götürmem oraya. 22 kişi yazdı o zaman yani. Ne gerek var? Sakatlık olur hesap ediyorsun. Turnuva uzarsa hesap ediyorsun ama olmaz. Bir futbolcuya da olmaz. Yani oraya götürmenin amacı tamamen Trabzonspor takımında tepki çekmemek olduğunu başka türlü bir anlamı kimse açıklayamaz arkadaşlar. Gerçekten Kerem için aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray camiası. Rıdvan için aynı şeyi söylüyorum. Beşiktaş camiası. Atıyorum Umut Meral sakatlanmasa bugün Rıdvan da kadroda olmayacaktı zaten. Mecburi kadroya girdi. Enes Ünal göremedik santrafor. Enes Ünal oyuna girmedi. Halil Dervişoğlu'nu kullandı. Türkiye'de gerçekten yerli de acaba yabancı sınırlamasıyla alakalı mı problemler var? Çok yani şu an yabancı sınırlaması düşürülecek. Yabancı kontenjanlar düşürülecek. Acaba biz bunları aşacağız mı? Çok merak ediyorum gerçekten. Kurallar değişiyor. Sistem değişiyor. Bakalım Türkiye'de neler olacak ilerleyen süreçte. Yani moraller bozuk. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Oyuncuları da teker teker eleştirmeye gerek yok. Ama bence turnuvanın gene isimlerinden bir tanesi Uğurcan Çakır olmuştur. Çağlar gene aynı keza çok iyi bir performans sergiledi. Ne kadar defansif hataları olsa da oyuncunun önü değişti, sağı değişti, solu değişti. Sürekli bir taraf değişti. Orta sahamız bir türlü ritmi yakalayamadı. Sürekli bütün her maç orta saha farklı oynuyor. Defans hattı farklı oynuyor. Hücum hattında bir Kenan'ı oynadı, bir Cengiz oynadı. Orta sahaya İrfan girdi, Yusuf'u soktuk. Yani 3 maç oynadık. 3 maçta da neredeyse 7-8 oyuncu değişiyor arkadaşlar. Böyle olduğu zaman da bir türlü ritim yakalayamadı takım. İtalya ile bizim de birazcık dezavantajlarımızdan bir tanesi İtalya ile başladı. Kafadan 3 yiyince biraz demoralize olduk. Biraz özgüvenimiz gitti. Tabii bu da bizi etkiledi. Böyle olduğu zaman da sonuç kaçınılmaz oldu diye düşünüyorum. Yani ve milli takımımıza ağır darbe oldu. Gol attık Allah'tan. Gol atamadan bir de puan almadan dönseydik eyvah eyvah eyvah. Yazıklar olsun. İşte ne oldu size falan filan demeye başlardı herkes. Ama arkadaşlar Allah'tan bir tane gol attı da hani gol atmadık demiyoruz yani öyle öyle veya böyle. 8 attık, tek yedik. Seviye çok farklı. Seviyeler o kadar yüksek ki. Evet oyuncularımız o seviyelerde oynuyor ama iyi oyuncuların arasında kaynayıp gidebiliyorlar genç oyuncular. Bir toleransları oluyor ama işte birlik ve beraberlikte Türkiye milli takımında o akışı yakalayamadığın zaman da fatura ağır kesiliyor. Senin arandaki fark dağlar kadar olduğunu bir kez daha görüyorsun. 3-4 tane oyuncu dışındaki diğer oyuncularımızın performansı düşüktü. Hocamızın performansı düşüktü ve bu milli takımımıza pahalıya mal oldu. Turnuvaya veda etmek zorunda kaldık.
Üzücü bir geceydi. Geçmiş olsun. İnşallah bundan ders çıkartılır. Gelecek turnuvalara daha güçlü, daha inançlı bir milli takım izleriz diye umut ediyoruz. Fazla da uzatmadan videoyu arkadaşlar, videomuzu tamamlayacağım. İnşallah Trabzonspor'umuzla beraber konuşmalarımıza yarın devam ederiz. Yeni sıcak gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. Özellikle kamp dönemi biliyorsunuz şurada 8 gün kaldı. 8 gün sonra kamp döneminde özellikle Temmuz ayının başında bir tane santrafor transferi inşallah başarılı olur. Santrafor'a bir transfer bekliyorum ben Trabzonspor takım adına. Veya kamp döneminden güzel haber Trondsen'den mesela sol bekle alakalı. Bir 10-15 gün içerisinde inşallah böyle idmanlar yapılıp daha sonra maç alınır ve maçlarda da Trondsen'i izleriz. Hem fikir oluruz diye düşünüyorum transfer olur mu olmaz mı ile alakalı. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Üzücü bir gece geçmiş olsun. Canınız sağ olsun demekten başka da bir şey gelmiyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.